Neyse, bu akşam göçleri konuşacağız. Göçler derken bugün göçlerden değil, geçmiş göçlerden bahsedeceğiz. Kavimler göçü diye bilinen dönemden yaklaşık 2000 yıl önceki bir süreçten bahsedeceğiz. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Avrupa'daki nüfus nasıl şekillendi? Hangi ırklar geldi, hangi ırklar gitti ki nasıl yer değiştirdi? Bütün bunlardan bahsedeceğiz bu akşam ve tabii bu göçlerin sonucunda Avrupa'da hem sosyoloji değişti, hem etnisite değişti, hem de siyasi coğrafya değişti. Pek çok imparatorluk yıkıldı. Gelenler medeniyeti bir anlamda yok edip Orta Çağ'ı başlattılar Avrupa'da. Bütün bunları doğru bilmiyorum. Bunları konuşacağız birazdan. Selçuk mu, Roma mı? Yok, yukarıdan bahsediyorum. Roma'dan bahsediyorum. Roma, tabii. Roma'dan bahsediyorum. Selçuklu dedi de ondan. Kim dedi, ben mi dedim? Ben. Aa, yok, yanlış. Demedim. Demedim. Yok. Belki de demişimdir, bilmiyorum. İlber abi dedi diyorsa dedi ya, demişimdir. Ne olacak? Hemen başlayalım. İlber abi, nereden başlayalım? Hoca sensin. Nereden başlamak istersin? Yani bir haritanın karşısına... Haritanın karşısına gel istersen. Şöyle alıyorum. Moda oldu. Göç haritası. Biliyorsun. Herkes evet. Anlatıyor haritanın karşısında. Ukrayna'yı ezberledi halkımız artık. Biz biraz sopa daha... Sopa orada, gel. Sopa burada. Yok, sopayı bulalım. Boş sopa ver. Burada, gel. Sopayı şeyler alıp götürmüş. Kübra Apar'ın. Yok, Kübra Apar götürmedi sopayı. Ben bunu kahveden getirdim. Şimdi bu biraz karışık bir harita görünüyor. Bunu kendisi çizecekti. Şeyler. Hayır, tembellik etmiş. Evet, bu maalesef Alman mektep kitabından herifler karışık gösteriyorlar. Doğru değil. Bence şurada üç şeyi bildirecekti. Bir, zaman olarak göçler, Avrupa tarihini oluşturan göçler, miladın hemen 1. asır, 2. asır sonrasıyla, yani Flavyenler sülalesinin inhitatı, inkirazı ve arkadan dörtlü imparatorluklara geçiş ona dayanır. Doğrudan doğruya kuzeyden gelen göçlerdir. Yani bugünkü Avrupa'nın etnik oluşumu büyük ölçüde bunlara dayanır. Kim var kuzeyde? Şimdi kuzeydeki gelenler hepsi bizim Germanik kavimler dediğimiz Indo-Aryen kavimlerdir. Yani bu çok önemli bir şey. Bunun üzerinde özellikle durmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten bu önemli bir fasıl. Yani şuradan, evet, yukarıdan geliyor. Şimdi bu gelişin sebepleri var. Bunun fizik olaydan sebepleri var. Yani buranın coğrafyası ile bu geçişler farklı coğrafyalardır. Akdeniz'de ve farklı tarihler üzerinde. Evet, yani gelişleri. Burada kimler vardı? Burada birileri vardı. Burada bir kere Keltler vardı. Fransa'da. Bunlar Galya onun için. Yani şu Asterix'i okuduğumuz Galyalılar. Sonra bugün sık sık kavgasını duyduğumuz şurada bu kalan artık Basklar. Basklar vardı. Bunlar Keltik kavimler. Gene burada Britanya'da olan... Gene Gal diye bildiğimiz, bak Saksonyalıları yazmış herif, bu olmaz işte. Burada Galler var, halen de bugün Galya bura, Welsh. Ve tepede tabii şurada şeyler var, duyduğunuz üzere İrlandalılar. İrlanda Kelt bir gruptur. Konuştukları İngilizceye bakma, asimilasyon var. Diriltmeye çalışıyorlar. Sefaretlerin adı mesela Embaşada Heyrun falan. Ama konuşmayı bilmiyorlarsa uzmanlar bilir. Dilleri Keltçe. Kelttir bunlar. Ragapı. Ve Skotlar, İskoçya'da böyle bir Kelt grup vardır. Onlar eskiden beri orada. Eskiden. Göçle gelmemişler. Şimdi ikinci akım dediğim gibi imparatorluğun inkirazı sırasında başlıyor. Hangi imparatorluğun? Roma. Tabii. Çünkü Roma birinci safhada hepinizin bildiği gibi Germanya'yı ama bugünkü Almanya'nın güney kısımlarını aldı. Bunu böyle çok lokal yazmış. Yani Mainz denen bölgeyi aldı, Magnitoform. Augsburg'a kadar. Kolonya'yı aldı. Köln. Kolonya'yı aldı. Kolonya Agrippinense. Trier, Kolonya. Bavarya sonradan şenlendi. Bu çok önemli. Ve buraya giren Roma lejyonları genellikle bütün lejyonlar gibi çok karmaşık oldukları için içinde Suriyeli bulursunuz, Berberi bulursunuz, Asyalı bulursunuz.
herkes vardır. O da çok önemli bir şey. Çünkü buralarda nüfus kalabalık değil. Eski sonra da. Bütün bu yöreyi yani... Yani Roma İmparatorluğu askeri aslında bu bölgelerden geliyor. Afrika'dan, Asya'dan geliyor. Evet. Şimdi Roma tarihin başında İtalya Yarımadası'nı, üstünden Yunanistan'ı ve İllirya'yı, İllirya'lılar da ayrı bir ırktır. Ve ondan sonra bugünkü gördüğümüz bu Balkanlar Avrupası'nı ve ondan sonra İskender'in mirası olan imparatorlukları, Seleukosları, Ptolemaios Hanedanı'nı, buraları ve Kartaca'yı yenerekten buraları aldı. Bu çok önemli. Bu Doğu Roma'sı yani Asya ve Afrika'daki Roma İmparatorluğu çok geniş bir konu. Bunu klasik Roma ilimleri yani Roma tarihçileri henüz keşfetmiş ve düzenlemiş değiller. Bu çok açık. Bunu bilmemiz lazım. Çünkü gençlerin şeysi için söylüyorum buna. Roma tarihi işlenmiş, bitmiş bir tarihtir. Biz ne yapacağız demeyin. Yapacak çok şeyiniz var Türk olarak. Çünkü bu kıta Roma İmparatorluğu'nun çok önemli bir kıtasıdır. Buradaki çeşitli bin sene daha sürmüş bir daha çok tetkik edilecek. Bak şimdi Zezalan Kalesi çıktı. Orada da bu eski İran yani Sasaniler devrinin Mitra kültürü, Partların ve Sasanilerin Mitra kültürü, bilhassa Parsların yani 2. 3. asrın Roma'daki tesiri, Hristiyanlar rakip bu. Eğer askerliğe ve savaşçılığa önem vermeseler öbür kitleleri daha kolay bend edebilirlerdi. Çünkü felsefe daha inandırıcı, çok açık bir şey. Bunların araştırmaları var, bu dil araştırmaları var. Roma'nın bu kısmı çok enteresan. Ama Roma doğuya hakimdi. Roma o zaman bütün buraya da hakimdi, buraya da hakimdi. Şimdi Julius Caesar'dan itibaren buralara ilerlemeye başlıyor ister istemez. Yani İsa'dan önce 3. yüzyılda itibaren. Hayır, İsa'dan önce 1. asır. 1. asır. Ve artık İsa'dan sonraki 1. asrın içinde Roma est impera orbit universum. Yani bütün dünyaya hakimdir Roma. Böyle bir şey. Burada dolayısıyla Galyalılar var. Kelt dediklerimiz. Bunların iç göçleri kavimler göçlerinden sayılmıyor. Roma hakimiyeti sırasında. Galli heykeli falan var biliyorsunuz. Yani buralara kadar gelmişler. Angara ve Yozgat Galatya'dır. Keltlerin ülkesidir. Bunların lisanlarında çok acayip isimler var. Yani hakikaten Idefix gibi, Asterix gibi, Testamentum Ancyranum'un Roma'daki, yani Angara'daki Augustus Mabedi'nin karşı sella duvarında yazan yazıya baktığınız zaman orada Ankara'nın, Galatya'nın kendi tarihi söz konusu edilmektedir. Ve burada okuduğunuz meselelere dikkat ediniz, bakınız çok enteresan bir şey. Siz orada isimleriyle ve yapılanmalarıyla ayrı bir kültür göreceksiniz. Bu Roma kültürüne girmesine rağmen. Demek ki o göçü sayamayız. Bunların Kafkaslarla ilgileri nedir? Kimse ne bileyim ben. Hepsi teoridir. Ama var gibi bir şeyler görünüyor. Çok enteresan. Hamit Sübeyir Koşay gibi bir adam, ciddi bir adam, rahmetli oturdu. Bask diliyle Türk dili arasında ilişki kuran, belki çok şeyi ispat etmeyen ama enteresan bir uzun makale yazdı. Bu şaşılacak bir şey çünkü bir takım benzetmeleri en azından aglutine bir dil olduğu için ek kök yapısıyla giden bizi çok ilgilendiriyor. Sizin bugün söz konusu ettiğiniz problem olan kavimler göçü dediğimiz şey. Ondan sonraki göç. Doğrudan doğru imparatorluğun hiç tanımadığı, tanımaktan da hoşlanmadığı ve şu lafı seve seve kullandığı. Barbarus superbus. Barbarus saivus. Vahşi barbar. Küstah barbar falan gibi kelimelerle andıkları kavimler. Şimdi dikkat ediniz, Yunan'da barbar demek orta çağdaki
İranlıların Farsça konuşmayanlar için, hükümdarlar için falan Mahmud-u Gaznevi için kullandıkları bir tabir var. Melik Tazi Guyen diyor. Yani kabancı bir dil, gargar eder diyor. Küçümseme değil bu. Farsça bilmeyen demek. O barbar Yunanistan'da işte ayrı bir sema sıdası olan bir adam. Yani böyle çok lisan bilmeye falan teşni değiller. Ama barbarlar bir insanın Roma'da eğer eğitimli biri ise bir lisan, iki lisan falan bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla barbar lafı bunlar için kullanılıyor. Yani Galyalılar için değil, İspanya'dakiler için değil, Diroidler için değil. Doğrudan doğruya bu yukarıdan gelenler için. Boylu, boslu, Ostfrizyalılar gibi. Uzun sakallı. İskandinavyalılar gibi pis. Efendime söyleyeyim. Kaba her şeye dayanıklı. Yarı hayranlık, yarı barbar dedikleri şey. Hangisine baksan mesela Julius Caesar bunları çok ciddiye alan bir komutan. Askeri stratejideki öğretim, bir yere gittiğin zaman savaşacaksan çevredekilerle önce kastranı yapacaksın. Yani odun ordurgahı. Tom Hicks romanlarından biliyorsunuz, en azından oradan geliyor. Etrafına kanalları kazacaksın. Yani böyle vallum fossatum konstrüye edeceksin bunu. Efendim bunsuz olmaz. Galyalılarla savaşta Sezar'a dedi ki maiyeti, Julius Sezar'a, herifler kabak gibi oturuyor karşıda, gelin şunları avlayalım bitirelim işini. Yok dedi, hiç belli olmaz. Buzdağı getirdi. Önce işini yap dedi ve çok haklı çıktı. Çünkü tepelediklerinin arkasından geliyorlar. Sayıları çok kalabalık. İlber, şey örneğini verebilirsin. Varus'un başına geleni. Kimin? Varus. Ha tabii, kuzeyde biliyorsunuz Quirinus Varus konsül lejyonlarla gitti. Galiba 8 veya 9 lejyon, her birinde 6000 kuvvet ama 3'üyle gitti zannediyorum. Büyük bir kuvvet. Burada Herusklar vardı şu kuzeyde. Herusklar. Herusklar'ın başında Germanus dedikleri, Herman dedikleri Alman buların bugün bir başbuğu var. Şimdi bunu tepelediler. Çünkü herifler ağaçların üstünde meyve gibi bitiyorlar yani. Lejyonların düzeni dağılıyor. Mahvoldu orada Quirinus Varus. Bugün bile Almanların okul şarkısıdır böyle. Ha? Yani böyle çok enteresan bir şey. Wenn die Römer frecke wurden, Almanlar şey, Romalılar şımarınca, sorgun dizik nach Deutschland Nord, Almanya'nın kuzeyine gittiler. Ondan sonra army, vor ne der, Feldmarschall, Feldmarschall önde, torn hinten die Trompeten, titri tat, tri tat, tri tat, arme Quirinus Varus, zavallı Quirinus Varus diye. Doğru mu? Bugün bile askerlik için bunu kullanıyorlar. Bu böyle bir bölge. Burada mahvoldular. Yani güney şeyi bitti. Julius Caesar'ı unutursa bir komutan, başına gelenleri göreceksiniz burada. Bu çok önemli. Peki İlber abi, bir şey soracağım. Şimdi bunlar niye aşağı gelmeye başladı? Burada ne oldu onun, da geldi? Şimdi tabii teori, çok söylenen teori. Bunların efendime söyleyeyim burada üredikleri, bunlar hepsi bir kere niye bunlar üremiyor da onlar ürüyor. Efendim bunlar boylu boslu, boylu boslu adamların öbürlerinden daha çok üredikleri ne malum. Yani Çinliler hiç boylu boslu değil. Tarihte üremeleriyle meşhur. Yani milat sıralarında 50 milyonluk bir memleketti Çin artık daha o zamandan. Ben bu teorileri ciddiye almam. Bunlar önemli değil. Burada doğrudan doğruya fauna, flora, fizik, coğrafya ve jeoloji bileceksin. Onu şimdi Celal yani yapacak. Peki şimdi. Bu bir, buradan, ikinci asımdır. Bunun bu ikinci asırda bunlar geldi. Duracağız. Peki, bu bunlar ikinci ne? Akım. İkinci akım. Bak Gotlar geliyor. Got. Bu doğrudan doğruya İsveç, Norveç'ten. Bu adamlar böyle bir rota çizilmiş bunlara. Çünkü bazıları hakikaten kırma yerleştiler.
Bizans İmparatorluğu'nun sınırlarını zorladılar. Burada Roma'dan bahsediliyor. Sonra da Gotları görüyorsunuz. Yani bunlar Küçük Asya'ya girmiş değiller. Ama bu bölgeyi çok tesir altına aldılar. Yani İstanbul... Valens, İmparator Valens öldü gitti ya. Onlarla Valens, savaşırken. Tabii Valens burada savunma yapıyor. Burada ölen bir imparator var. Julian Apostatus. Apostatus evet. Biliyorsunuz. Julian Apostatus muhtemelen pagan tanrılara tapma gibi bir gerilik yapmadı. Konstantin'in büyük yeğeni. Hristiyanlıktan çıktı. Evet. Ama eski çok tanrılı dine girdiği şüpheli. Daha çok Mitra olabilir bu adam eğilim olarak. Onu da maalesef İranlılar yendiler. Yani Ammianus Marcellinus'u okursanız orada bunu görürsünüz. Bunlar sonraki akım. Bunu söylemiyoruz. Bu Gotların yanında asıl Vandallar önemlidir. Vandallar öbür kabiledir. Bunlar da buradan çıkar. Onlar da İsveç'ten geldiler. Onlar da İsveç'ten geliyor. Longobardlar ise gene buradan bu Friesland, Gotland oralardan inenler ve bunlar İtalya'ya kadar inecekler. Lombardiya memleketi ve işte Milano bugünkü onun başkenti bunların adını taşıyor. Ve aynı şekilde Gotlar bir yerde ikiye ayrılıyorlar. Ostrogotlar, Doğu tabii, Visigotlar İspanya'da. Yani İspanya'da Tarık bin Ziyad'ı karşılayanlar Visigotlar ve onlar yenildiler. Visigotların İspanya'dan kendilerinden evvel gelip kovaladıklarına doğrudan doğruya Vandallar deniyor aynı bölgeden. Bunlar öbürkülerin aksine daha böyle yumuşak tabiatlı, daha entrigan, daha kıskanç. Fakat Kuzey Afrika'da bile bunları itelediler. Vandallar şurada eski Kartaca kaybolmuş arazi ve Tunus'tan ileri gidemediler. Buranın berberilerdir asıl yerlileri ve bu insanlar bundan dolayı çok açık söylemek gerekir ki çok ilginç bir biçimde telefonu yerli... Çok güzel çalıyor İlber Bey. Evet yani bu saatte telefon ne demek kim onu da kim telefon? Bilmiyorum. Yani hiç bilmiyorum hiç de aramak da istemiyorum. Kusura bakmayın. burası çok enteresan bir biçimde bunu iterek geliyor buraya. İnat arıyor. Ha? İnat arıyor. Bir şey mi oluyor? Evde yangın oldu demek istiyorlar herhalde. Ya bunlar çok ilginç bir biçimde bu takımı itmişler. Vandallara bugün sahip çıkanlar tek Habib Bourguiba'ydı. Tunus'tan onlardan geldiğini söylüyordu. Peki bu Vandallar tekrar buradan Sicilya ve Sardunya üzerinden Avrupa'ya mı geldiriyorlar? Avrupa'ya geldiklerinden değil. Yani Napoli, Sicilya falan güya onların ülkesi oluyor. Ama onu bilemeyiz. Bilemiyorum. Çünkü Sicilya maşallah herkesin olduğu bir yer. Asıl memleket Fenikelilerin sahip olduğu bir yer. Bak bütün burada İspanya'nın Atlas Okyanusu'na açılan bölgesinin olduğunu biliyorsun. Hangi şehir? Lusitanyalıların. Ha? Lusitanyalıların. Hayır, Lusitanya tam şu bölgede biliyorsunuz orada. Sonra burada mesela Malta en önemli şey, Malta Adası. Ve tabii Kartaca silinip gitmiş. Bunlar Lübnanlarla arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Yani ne kadar sürmüş bu? Önce bir Gotlar geliyor. Bunu sonra da Hunlar geliyor. Milattan sonra 3. asır ta 5'e kadar devam ediyor. Gotlar milattan sonra 2. Gotlar, asırda. Gotlar hayır sırf Gotlar değil bunlar ayrı şeyler. Gotlar var. Ondan sonra Lombardlar gelenler, var, Vandallar Lombardlar var, Vandallar var vesaire. Gotlar bunların hepsi İsveç'ten geliyorlar. Yani İskandinav bölgesinden ve buradan. Şimdi istisnalar var mı? Burada bir takım Germanik kavimler var, Kelt olmayan. Mesela Güney Almanya'daki Suebler, Schwab. Hatta bunların tarihini Sezar yazmış oluyor. Çünkü Sezar'ın ünlü eseri De Bello Gallica'da
Bunlardan bahsediliyor. Mesele şu. Şuralarda Kelt milletler var. Hayedular. Ve başka milletler var. Onları biliyorsunuz. Mesela sen bak telefona. Hayır, buna bakamayız. Yani ne oluyor? Yangın mı var yoksa çok mu büyük bir taraftar mı varılıyor? Bunu anlamıyorum. Yani bu çok enteresan bir şey. Sen kapat o zaman telefonu sen. Evet, kapatamıyorum ama bu kötü bir telefon biliyorsunuz. Ben kapatayım. Onu Derya alsın götürsün, icap edersin. Dışarıda evet. Verir tekrar. Kendisi baksın birisi. Neyse sözünü kısarız. Ben dursun, tamam. Bu kabilelerin içinde çok enteresan bir şekilde bu milletlerin tarihini görüyorsunuz. Bunlar büyük göçten evvelki Germanik kalıntılar, Şvaplar falan. Schweben dediğimiz yerde yaşayanlar. Bunların kuvvetli de başbuğları var. Başbuğ denir buna. Çünkü Latinler bile bunlara Rex falan demiyor. Regulus diyor. Şimdi burada Haedular var. Bunlar Sekuan denen kabileyle kavgaya tutuşuyor. Şu merkezi bölgeyi ele geçirmek için. İkisi de birbirleriyle baş edemedikleri için Sekvanlar Schwab başbuğundan, Ariovistus'tan, öbürleri de Romalılardan yardım istiyor, Haedular. Hem de çok enteresan, burada yaşayan insanlar, bu kabileler, Holstein kültürü dediğimiz kazılarda bulunan katmandan beri demiri biliyorlar. Silah yapıyorlar. Araba bildikleri yok. Ve silah yapmalarına rağmen demirle fazla bir şey yaptıkları da yok. Ve yazılarının olmayışı dolayısıyla ne konuştuklarının tespiti çok zor. Yani bu ayrı bir dal filolojide. Dolayısıyla bu adamları miladın başlarında bile dünyaya tanıtanlar Romalılardır. Eğer onlar olmasa, yani Julius Caesar gibi büyük bir komutan ve Tacitus gibi büyük bir gezgin ve antropolojinin babası diyeceğimiz adam, Germanya eserini yazan, biz bu adamları tanımayacağız. Onun tanıdığı Germenler, bu sonradan gelenler, bu bahsettiğimiz Gotlar değil, eskiler. Mesela bunu Ariovistus'u yazıyor Caesar, değil mi? Intergallos Magna Discordia erat. Büyük bir çatışma vardı Keltler arasında. Itaque, Haedui, küçükler, Aromanis, Romalılardan, Zekuani, Asuebis, Auxilius, Svaplardan yardım istediler. Ariovistus, Validus, Regulus, Sueborum, Sueplerin kuvvetli başbuğu, derhal bunlara yardıma gitti. Sed post victoriam, ama zaferinden sonra, non moda ab haeduis victis magna distributa exigebat, yenilmiş mağlup haedulardan, sadece onlardan büyük vergiler almakla kalmadı. Sed etiam, şeyin dahi, Suebus, yeni kazanan, yeni, kendi adamı olan Sueplerin, topraklarını Sueplere dağıttı. Suebus distribuat. Bu bak Batı feodalizminin, feodal kuruluşun tam bir şeyi, geliyor herif alıyor bir yeri. Sonra ona buna dağıtıyor. Ona buna kendi adamlarına, baronlarına dağıtıyor. Sonra Sezar diyor ki Sezar'a, sen ne bu haltı yapıyorsun? O da senden korku yok diyor. Tabii yeniliyor. Şu bölgede yenildi. Ve bir düzen takıldı. Roma o zaman kuvvetliydi ama ikincisinde aynı şey olmadı. İkincisi ne zaman oldu bu işin? İkincisi işte bu 3. asırdan itibaren. Peki Hunlar ne zaman geldi? Bunlar nereden? Hunlar. Hunlar çok enteresan. 5. asır o 3. bir dalgadır. O dalgayı bunların içine koyamazsınız. Doğudan kimler geldi? İşte asıl önemli o. Şu gelenler. Ha. Hunlar buradan geldiler. Hunların isimler dahilinden, o da Latince yanlış zikredilen isimlerin dışında lisanı hakkında fikrimiz yok. Fakat isimlerin, etnolojik malzemenin ve hareket tarzlarından anlaşılan bunlar Çuvaşların ataları Volga boyundan. Çok ilginç bir şey bu. Ve bu insanları biliyorsunuz çok sonra sadece Romalı yazarlar ve komutanlar değil,
çok sonraları İbni Fadlan da inceledi. Yani Zeki Velidi Toga'nın en önemli katkısı dünya tarihine İbni Fadlan'ı bulup bulduğunu. Meşet'te camide bulmuş. Camide bulmuş ve şey yapmış yani oturup incelemiş, nesretmiş. Ondan sonra onun kaynakları için koşuştu. Siyasi mahkum olacaktı az kalsın. Kaçmak için gittiği bir yerde bile kaçakçı rehberleri deliriyormuş buna. Senin yüzünden mahvolacağız diye. Fotoğraf makinesi de yok. Kaydedeceğim diyor, bilmem ne diyor, böyle çizeceğim diyor. Yani bir dert bir alim. Böyle ama bir şey vardır. Çok derin bir coğrafyacıdır. Rus ekolünden tabii. Rus. Evet yani eğitim bu Rusya ve o ekolden olduğu için çok derin bir coğrafyacı. Coğrafya bilgisi, jeoloji bilgisi, hidrostatik bilgisi bilmem nesi her şey olan var. Bir tarihçi. Çok önemli bir şey bu. Ben o Rus ekolü işte o. Hı? Rus ekolü öyle. Rusların getirdiği bir tarihçilik. Zeki Velidi Toga'nın. Biliyorsun Asya haritası vardır ya. Evet, coğrafyayı yani, anlatan. Yani ona ya. Göre çiziyor, anlatıyor. Çok önemli bir şey. Yani gerisi tarihçilikte bizde başka türlü bir şeydir. Şimdi orada kimler var? O son akımda. Ona gelmedik. Orada Hunlar var, Avarlar var. Buradan gelme. Çekoslovakya onların buluntusudur. Ve çok sonra Moğollar, Tatar denen baş kabile o. Ve işte Kıpçak kabileleri etraflarında onlar 13. asırda bugünkü Rus vatanına girdiler. Yani bu son kalıntı elan devam ediyor bence. Bunun yarattığı kriz elan devam ediyor. Slavlardan bahsederseniz o başka, onlar buradaydılar. Kalıntıları Doğu Almanya'daki Sorplardır. Sırp değil, Sorp. Yani ayrı bir azınlıktı. Onlar buradan buraya doğru hareket ettiler. Buranın otokton halkı, yani bugünkü Ukrayna, Volga boyu, Dnieper, Dniester havalisinde bilinmeyen unknown milletler var. Şeysi kökeni çok iyi bilinen, ne yaptıkları, ne ettikleri, gayet iyi savaştıkları, devlet düzenleri, başbuğlarının, başbuğelerinin, kraliçenin, tomris dediğimizin hepsinin üzerinde bilgimiz olmasına rağmen lisanları üzerinde filolojik kurgumuz ve bilgisi olmayanlar var. Bunlar çok enteresan. Yani bu İskitlerdir bunlar. Biz de bunları Türk olarak kabul ediyorlar. Bazıları İrani diyor. Bu gibi şeylere ben girmiyorum. Çünkü filolojik ispat belgeleri elde olması lazım ki tasvir edilmiş olsun. Bunlar vardır. Bunların bulunduğu, üstünden geçtiği bir kıtaya Finlilerin, Fin memleketi. Hala orada Mordvalar falan var. Volga boyunda. Slavların yerleşmesiyle Milattan sonra 8. 9. asır, 10. asırda yazıları alındı. Ruslar var. Birdenbire 13. asırda doğudan son akım geliyor. Bu önemli. Yani bunu tespit etmek zorundayız. Peki şimdi bir şey biraz toparlamak istiyorum. İşte. Bunlar burayı, Roma'yı yıkanlar. 5. Hunlar mıdır? Geliyor. Hunlar Hayır, mıdır? Hunlara Roma'yı yıkmak nasip olmadı. Çünkü onlar geldiler, buraya kadar indiler. Geldiler, Roma'ya kadar tehdit ettiler. Fakat çekildiler. Peki Fransa'da mağlup oldular. Şimdi, mağlup oldular. Hunların Paris'e kadar geldiği, Fransa'ya da geldiği... Yok, Hunların herhalde Fransız sınırlarına geldiği söylenebilir. Atlarını otlatamadığı için geri dönüklerini söylüyor. Evet, yani meşhurlar... Orada Attila'nın mağlubiyeti vardı. Galler karşısında Galyalılar karşısında Gallerden dolayı değil, gene Roma ordularından tabii. Dolayı ama bütün bu tarifler, tasvirler de Roma kaynaklarından evet, geliyor. Onu da bilmek lazım. Tek kaynaklı kaynak. Avarlar yerleştiler buraya kadar. Bu çok önemli. Hunların kendileri ne kadar kaldılar? Bugünkü Macaristan'a Ungarya diyor herkes ama kendileri Moceris, Morşak diyorlar. Evet. Orşak Türkçe bir kelimedir. Orada lafı. Bunların bu şeyden çok, Hunların kendi kalıntılarından olmalarından dolayı değil, doğrudan doğruya bazı Fin kabileleri ve bazı Macar kabilelerinin oluşumuyla gene doğudan geldikleri açık.
Ama buralar Hunlar, oraya da girdiler tabii. Eski Panonya, Roma Panonyasına Hunların girişi dolayısıyla bugün dünya orayı Hungarya, Hungary falan gibi tanıyor. Yapımız budur. Yani göçler budur. Bu göçler Batı Roma'yı sarstılar. En son Ostrogotlar, Odovaker girdi, Ravenna'yı aldı. Ravenna'da bir yerleşti. Romalılarla anlaştı. Ondan sonra bir Justinian ta 6. asırda burayı aldı ve güzel bir laf kullandı, Exarchia. Yani mümtaz eyalet. Bizde mümtaz eyalet denen şey. Bu Exarchia autokefal kilise gibi bir şey. Bulgar Kilisesi Exarchia olarak kuruldu 19. asırda. Ortodoks Fener'den ayrılırken. Peki bunlar buraya geldiklerinde buranın yerli halkı ne oldu? Buranın yerli halkı Galyalılar kaldı. Kaldı. Üstüne buradan Franklar geldi. Franklar buraya da geldi fakat kalabalık Franklar ve daha başka milletler, Langobardlar bilmem ne. Alemanlar burada var. Alemanlar ayrıdır. Evet, Fransızlar evet, onlara bakarak Almanlara Aleman diyor. Halbuki Aleman ayrı bir millettir. Strasbourg, Alsas, aşağıda Almanya'da Freiburg. Avusturya ayakkabısının ucundaki Vorarlberg tamamen lehçeleri farklıdır, adetleri farklıdır. Asıl Alemanlar onlardır. Evet, kendilerine göre de eğitimli, kazançlı bir millettir. Fakat Aleman takımı, ben size söyleyeyim, bunlar o kadar enteresan insanlar ki, bunlar istemiyorlar şeyi. Yani savaş, ayrılma, bilmem ne, öyle bir problemleri yok. Mevcut federal otonomi yetiyor ama hiçbir şekilde de bağlı oldukları yerden pek hoşlanmazlar, kendilerini severler. Avrupa'nın devletsiz halklarından biridir. Yani Atlas. Yani bugün devletler. Aslında Fransa'nın mesela çok etnisiteli yapısı bu göçlerden kaynaklanan birçok. O etnisiteli yapıyı Le Visage de France diye zannediyorum. Çok esaslı bir kitap olması lazım. Lazım dediğim yani tesirleri bakımından çünkü okunursa görülüyor. Fransa aslında nasıl karmaşık bir yapı. Yani ben yazıldığı zaman kitap nasıl bir etki yaptı bilemiyorum. Çünkü ben geç okudum onu tabii. Bunlar hepsi biz kısa pantolon giyerken siz daha yoktunuz bile dünyada ortaya çıkan kitapları Brodel'in. Herhalde sarsmıştır. Anladığım kadarıyla gelmişler, burada birikmişler. O tabii yüzden çok Franklar farklılık olmuş. Geliyor. Frankların getirdiği dünya çünkü Kral Clovis, Clotilde ile evli. Clotilde artık Deja Hristiyan'dı, çoktan Hristiyan olmuştu. Bu 6. asırdır. Bunları da kimden öğreniyoruz? Şeyden, Gregor de Tours dediğimiz bir klasik, historiograftan öğreniyoruz. Şimdi bakın şurası Kadis, şurada demin söz ettik. Atlantik Okyanusu'na açık olan. Burada mesela Kartaca ve burada Beyrut. Bu ikisi yok oldu. Kalıntılarından başka bir şey yok. Malta ile burası. Bu Franklar burada Galce İki küçük yerde yaşıyor. Britanya'da ve Normandiya'da değil mi? Bir de burada Basklar bölgesinde. Buranın Bilmem, Baskları... Bir dakika, o dediğin o Galce konuşan Britanya, Normandiya var ya... Ha. İngiltere'deki Gallerle anlaşabiliyor mu? Anlaşıyorlar. Evet. Anlaşıyor aynen. Tabii. Evet, aynı dili konuşuyorlar. Ama git sor bakalım bunlar için ne diyorsun? Aman der, salangre der Britanik falan der yani. Yani işte kalkıp bunlar da bize benziyor. Sen biliyorsun bizim Zerri'yi Breton. Evet. Ben hayret ettiydim Zerri'yi. Evet. Bizimkiler dedi Gallerle gayet rahat anlaşıyorlar. Tabii Bretonlar zaten memleketi yani Bretonluk burayla olan yakınlıktan ileri geliyor değil mi? Anglo-Saksonlar diyoruz. Saksonlar buranın Saksonları. Ama burayla ne ilgileri var? Almanya'nın Saksonu hiçbir alakaları yok. Yokmuş belki. Yok mu? Ben pardon. Aynı şeyi konuşuyor ama git sor bakalım ne diyorsun arkadaşın içinde. Ne diyeceğini görürsün. Yani çok önemli bu. Bu Avrupa'dır. Yani burada önemlidir bu. Çok büyük bir şey var. Şimdi buradaki insanların kaybolmuş kültür. Ama şurada Maltalı ile Beyrutlu...
Lübnanlı bir araya geldiği zaman ayıramıyorsun. Zaten diaspora da bunların hepsi birlikte evet. cemiyet kuruyorlar. Ya Fatih çünkü... hayret edersin. Malta'nın Arapça, İtalyanca... Ben lugat... Ya oturalım biraz oturalım. Ben ondan lugat istedim. Ha? Maltezlili diye bana 6 cilt herhalde eşeğe yükleyip getirdi bana. Ben de dedim ya İlber 6 cilt bir lügat aldım ben kendime deyince bana da 6 dedi. Ben zaten şöyle bir şey zannediyorum eşek yükü lazım. Düşünebiliyor musun abi ya Malta'da konuşulan dil 6 odur, cilt Arapçadır ya. Aslında Arap harfi kullanmıyor. Fenike alfabesi de kullanmıyorlar. Fenike alfabesi değil mi bunlarınki? Tabii. Yani eski Kartacalılarınki Fenike alfabesi, Hannibal'inki. Fakat dilin zenginliğine ben hayret ettiydim ya. Dil zengin ama evet. bütün Akdeniz orada. Evet. Ve bu dil yaşıyor. Nerede yaşıyor? Malta'da ve Beyrut'ta. Evet. Şimdi Beyrut'ta, yani Beyrut değil, bütün Cebel aslında. Yani bu bölgenin artık Maronileri falan kendilerini Lübnan'da böyle ayrı bir şey zannediyorlar. Artık Arapçaya, Arap alfabesine... Dudak bükmeye kadar geldi bu iş yani bir yerde ayırmak kendilerini bunlar tabii bizi şimdi ilgilendirmiyor.